Değerli çalışma arkadaşlarım, bugün sizlere büyük heyecanla beklediğiniz müjdeli haberleri vermek için buradayım. Göreve geldiğimizde sizlere sosyal haklarınızı iyileştireceğimize dair söz vermiştik. Bugün bu sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Memurlarımızın özlük hakları için sendikamızla anlaşmaya vardığımızı duyurmak istiyorum. Ancak mali haklardan önce sizlerle bazı önemli gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Artık Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerine ek olarak 1 Mayıs ve 29 Ekim'de de ikramiye veriyoruz. Emeklilik yardımını da 50 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına çıkardık. Bunlar sadece başlangıç. Daha önce olmayan fazla mesai uygulamasını hayata geçiriyoruz. Engelli personelimize ikramiye ödemesi yapacağız. Nöbet tutan zabıta ile güvenlik görevlilerimize de yemek ücreti ödeyeceğiz. Ayrıca doğacak ilk çocuğa bir ikramiye, vefat eden personelin ailesine cenaze yardımı, uzun süreli sağlık sorunları tedavisi gören çalışanlarımıza da maddi destek gibi birçok yeni hakkı da devreye aldık. Ayrıca kadın personelimize HPV aşısı imkanı tanıyacağız. Diğer taraftan sadece mali haklar değil, sosyal haklarda da çok önemli adımlar attık. 8 Mart'ta kadın çalışanlarımıza, 3 Aralık'ta engelli çalışanlarımıza bir gün ücretli izin vereceğiz. Hafta sonları yıllık izinden düşmeyecek. Çocukları hasta olan ebeveynlere mazeret izni vereceğiz. Kadın çalışanlarımıza ayda bir gün özel yurt izni tanıyacağız. Doğum yapan kadın çalışanlarımıza ve eşi doğum yapan babalarımıza ek idari izinler vereceğiz. Ayrıca vefat eden yakınlar için de ek izin hakkı sağlıyoruz. Sözleşme tarihi itibariyle 1 Mayıs ikramiyesi ile sosyal denge tazminat farkları maaşlara yansıtılacak. Sosyal denge tazminatı ve ikramiyelerle birlikte mali haklar toplamda aylık net 16 bin Türk lirasına ulaşacak. Değerli arkadaşlarım, KHK'lı personelimizin özlük hakları içinde görüşmeler sürüyor ve en kısa zamanda bu konuda da anlaşmaya varmayı hedefliyoruz. Sevgili çalışma arkadaşlarım, bu iyileştirmelerle sizlere verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hep birlikte daha güçlü, daha huzurlu bir iş ortamı yaratacağız. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun.